zayıflama. Hastalarımıza bu konudaki önerim şunlar olacaktır. Bariyatrik cerrahi sonrası süreç uzun bir maratondur. Bu maratondan galip gelebilmeniz için tabii ki önerilerim olacak. Bunlardan birincisi, ameliyat öncesi hayatınızda bazı değişiklikler yapın. Yani şunu demek istiyorum, ameliyat öncesinde nasıl olsa ameliyat olacağım, bu artık son yemeğim olsun, şu yemeği de yiyeyim, şunu da yiyeyim, nasıl olsa ameliyat olacağım tarzındaki bir düşünce ameliyat sonrasındaki motivasyonunuzu da son derece düşürecektir. O yüzden ameliyat olmaya karar verdiğiniz andan itibaren artık hayatınızdaki değişikliklere başlamanız lazım. Ufak tefek değişiklikler de olsa bunlar sizin motivasyonunuzu artıracak. Örneğin çayınızı şekerli içiyorsanız artık şeker koymayın. Ya da su yerine gazlı içecekler içiyorsanız tamamen onları bırakın ve su içmeye başlayın. Hiç yürüyüş yapmıyorsanız en azından araç kullanmadan işinize belli mesafelerden sonra yürüyüş yapmaya başlayın. Ameliyat sonrasındaki sürecinizi daha iyi bir şekilde hazırlanmanızı sağlayacaktır bunlar. Bunun dışında çevrenizde size destek olan insanları bulundurun. Düşünün, ameliyat olmuşsunuz, 15 günlük ilk sıvı diyet programınız var ve ailenizdeki insanlar bir Halil İbrahim sofrası kurmuşlar, yanınızda yemek yiyorlar. Pek hoş olmasa gerek böyle bir durum. Ailenizin, arkadaşlarınızın da size muhakkak bu konuda destek olması lazım. Ameliyat öncesinde ve sonrasında haftalık menünüzü programlamanızı öneririm. Bu programlı bir şekilde yeme alışkanlığı kazanmak motivasyonunuzu sağlayacaktır ve planlara daha iyi uyumanızı sağlayacaktır. Yeni tatlara açık olmanızı öneriyorum. Örneğin ameliyat sonrasında diyetisyeniniz size vereceği listedeki programa uygun olarak örneğin proteinden zengin gıdalar için farklı tatlar değerlendirebilirsiniz. Bunun için sosyal medyada pek çok öneriyle karşılaşabilirsiniz. Eski alışkanlıkları güle güle diye bir slogan cümle söyleyeceğim. Bunu söylemesi kolay ama yapması muhakkak zor. Ama benim önerim hastalara, örneğin brownie'yi çok seven bir hastamız için önüne çok güzel bir brownie geldiğinde bunu yemeden önce şu soruyu sorması lazım. Brownie'nin verdiği tat mı yoksa kilo verdiğimizdeki haz mı? Bunun ikisini kendi kendinize sorduğunuz zaman bu programı izleyen kişiler muhakkak kilo verdiğinde daha mutlu olacağını düşüneceklerdir. Bu motivasyonunuzu sağlayabilir. Düzenli uyku muhakkak. Düzensiz uykuyla obezite arasında bir ilişki olduğu bir aşikardır. Dolayısıyla en az 8 saatlik uykunuzu olmasını öneririm. Beslenmenizde alternatif öğünleri tercih edebilirsiniz. O diyetisyeniniz size bir program verdikten sonra o gün dışarıda yemek yiyecekseniz bile önceden planlı bir şekilde beslenme ürünlerinizi yanınızda alıp dışarıda yiyebilirsiniz. Hiçbir şey yemeyecekseniz bile protein tozunuzu o öğünde sadece tüketebilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim, kısa dönemlere değil uzun dönemlere odaklanın. Amaç kilo vermek, sağlıklı kilo vermek. Kısa sürede kilo vermek her zaman sağlıklı değildir. Çevrenizde kısa sürede kilo verip de moralinizi bozacak insanlar muhakkak olacaktır. Önemli olan burada sağlıklı kilo vermektir. Teşekkür ederim.